Meral Akşener'in yanında olacağını beyan eden ve siyasete gireceğini kendi açıklamasından anladığımız Ali Türkşen, emekli Deniz Kurmay Albay. Onu daha çok bu FETÖ kumpaslarından, ki zaten Balyoz döneminde cezaevinde kalmış ve vaziyet çekmiş isimlerden birisi ve FETÖ örgütlenmeleriyle ilgili isyanından tanıyoruz. Bundan sonra biraz daha siyaset konuşacağız kendisiyle, çünkü Meral Akşener'in kuracağı partide yerini alacağını resmen açıkladı. Şimdi de telefon attığımızda Ali Türkşen, emekli Deniz Kurmay Albay. Hoş geldiniz Ali Bey. Teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Herkese. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Nasıl bu siyaset fikri nereden doğdu? Çünkü askerler böyle elbette örnekleri var. Dursun Çiçek var, Mehmet Ali Çelebi var ama Meral Akşener ve siz nasıl oldu? Nasıl bu yol açıldı? Bize biraz bahseder misiniz? Şöyle oldu efendim. Herhalde bu işin aslında farkında olmadan ilk kıvılcımını 21 Nisan 2009 tarihinde Poyrazköy kazılarıyla attılar. Çünkü o tarihten sonra hiç istemediğimiz bir hayat çizgisi sürmek zorunda kaldık 6 yıllık bir süre içerisinde. Ve benim de gördüğüm kadarıyla bu süre içerisinde şunu anladım ki bu askerlik mesleği içerisinde biz vazifemizi tamamlamışız artık. Bundan sonra bugünkü Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bize herhangi bir rol ihtiyaç olmadığı için, bir görev ihtiyacı olmadığı için emekli olmak durumunda kaldım. Ve son 2009'dan beri özellikle 8 senedir ve özellikle son birkaç yıldır ve özellikle de 15 Temmuz 2016'dan itibaren ülkenin gidişatıyla ilgili hiç memnun olmadığım için bir şey yapmak zorunda hissettim kendimi. Sosyal medya hesaplarından işte insanlara tweet atarak ya da bir takım işte serzenişlerde bulunarak, birilerine işte laf çarptırarak bu işler olmuyor. Elinizi taşın altına koyacaksınız. Eğer bir mücadele içerisinde bulunacaksanız siyasete gireceksiniz. Bunun başka yolu yok. Böyle de olunca bir şekilde Sayın Meral Akşener'le yolumuz kesişti. Kendisinden bir teklif geldi. Ben de zaten Türkiye'de siyasetin bu anlamda şu anda gidişata dur diyebilecek ya da yönünü değiştirebilecek bir oluşum olarak kendisini ve çevresindeki oluşumu, partisini gördüğüm için ben de kabul ettim. İnşallah 25'inde de partimizin kuruluşuyla birlikte zaten resmi hale gelecek. İlk herhalde ısınma turu hayır yolculuğuyla başladı diyebilir miyiz? Aslında doğru. 16 Nisan değil mi? Tabii efendim. Hayır yolculuğu sırasında gerçekten benim için de çok yeni bir tecrübeydi ve orada halkımızı daha yakından temas etme imkanı buldum. Ve gerçekten aslında hoşuma da gitti. Çünkü insanlarla birebir temas ettiğiniz zaman onların sıkıntılarını öğrendikten sonra ve gerçekten bu yönde de çalışma ihtiyacınız ya da çalışma niyetiniz varsa bunu fiili anlamda da ancak meclis çatısı altında olabileceğini değerlendirdiğim için böyle de bir böyle bir yola çıktı. Geçtiniz. Böyle bir yola girdim. Evet. Meral Akşener'de ne cezbetti? Yani birlikte ne yapacağınızı planlıyorsunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi ne koyacaksınız ortaya? Şöyle efendim, Meral Akşener hanımefendi bir kere Türkiye'de şunu açıkça söylemek ve kabul etmek lazım. Ne CHP çatısı altında ne Vatan Partisi çatısı altında şu anki kendi politikaları ve stratejileri itibariyle sol diyelim adına sol bir iktidar olması şu günlerde özellikle pek mümkün gözükmüyor. Yani bu bir yönetim biçimi olarak önümüzdeki bir yakın zamanda en azından gözükmüyor. Sayın Akşener sağ bir partinin devamı gibi gözükmekle birlikte kendisini beni cezbeden kısmı tamamen merkez parti olacağı yolundaki söylemleri ve o yönde de bir oluşum içerisinde olması, insanları bu yönde etrafında toplaması. Eğer Türkiye'de Sayın Akşener merkez parti, evet bir şekliyle hani bir tarafa sağa doğru hafif yaslanmış olsa bile merkez parti görünümünü verdiği takdirde benim gibi tamamen sağ tarafta olmayan, efendim tamamen sol tarafta da olmayan ama hafif böyle solda gibi olup da aslında ortada da durması çok mümkün olan insanları toplayabileceğini değerlendiriyorum. Ben orada ancak kendime hayat bulabilirim. Başka bir yerden de teklif gelseydi açıkçası çok kabul edebilecek durumda değildim. Maalesef diğer partilerimiz de konumları ve siyasetleri ve
stratejileri itibariyle iktidara gelebilecek durumda değiller maalesef. Bu da bir Türkiye'nin şu anda bugün itibariyle bir gerçeği. Bu da sizin siyasete başladığınızın aslında bizi dinleyenler açısından bir göstergesi diyebiliriz. Başka bir partide en azından partiniz evet. açısından baktığınızda. AK Partililer. Evet. Çünkü merkez siyaset, merkez parti dediğinizde Meral Akşener'in kuracağı parti talip olduğu oylar elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenlerine de hitap edecektir ama daha çok MHP ve AK Parti seçmenine hitap edecekmiş gibi bir beklenti de var. Genelde kamuoyunda böyle bir şey var. AK Partililer neden Meral Akşener'e oy versinler ya da size diyebilirim herhalde artık. Evet, şimdi ben bir AK Partili olarak AK Partiliyi şöyle tarif ediyorum. Bir liderin sorumsuzca ülkeyi efendim ekonomik açıdan, kültürel açıdan, eğitimsel açıdan tek başına ve istediği şekilde yönetmesinden şikayeti olan, sıkıntısı olan bir AK Partiliysem, bir AKP'liysem bunun böyle olmasına hiç ihtiyaç olmadan, efendim dinini hiç öyle çok göstere göstere yaşamaya ihtiyacı olmadan, içinde gerçekten safiyane duygularla, efendim çalıntı paralarla hacca gidilebilir fetvası verilen bir ortam olmadan dinimi yaşamak istiyorsam çocuğum evet muhafazakar yetişsin ama illaki İmam Hatip'e gitmesin, benim çocuğum İmam Hatip'e gitmek zorunda bırakılmasın diyen bir AKP'li isem evet ben o zaman gider Meral Akşener'e oyumu veririm. İddialı. İnşallah bakalım istediğiniz gibi olur diyelim. Başarılar dilerim size bu siyaset yolculuğunuzda aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. Elbette efendim, siyaset farklı bir alan umarız umduğunuz gibi olur. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Görüşmek Ali Türkçen emekli